Hoş geldiniz Cambridge'e, Boston'a, MIT'ye, Harvard'a. Bugün çok yoğun, aynı zamanda çok verimli, öğretici bir program yapacağız hep birlikte. Önce MIT Media Lab'la başlıyoruz. Şimdi her yere yürüyerek gideceğiz çünkü yürüme mesafesinde her yer. Önce buradan başlayalım. Burası Kendall Square. Kendall Square MIT'nin, daha doğrusu Boston'ın biohub'ı. Biohub demekle bütün biyoteknoloji şirketleri, Moderna'dan tutun Novartis'e, Pfizer'e kadar biyoteknolojinin merkezi yani. Biyoteknolojinin tam kalbine geldiniz. Kalbine geldik, güzel. Şimdi birçok farklı hocayla buluşacağız. Evet. Programda çok yine anlatacağız bütün detayları ama kadın ve erkek eşitliğine vurgu vurmak adına eşit sayıda kadın hoca ve eşit sayıda erkek hocayla buluşacaksınız bugün. Güzel. Her alandan öğrenciler var. Müzikten tutun tiyatroya kadar, mühendislikten tutun tıpa kadar. Çok keyifli bir program olacağını söylüyorum. Aralarda lütfen beni durdurun. Ben size sorularınızı cevaplayacağım. Bir de arada İngilizce kelime kaçırabilirim. Lütfen kusura bakmayın. Onları da açıklamaya çalışacağım. Eğer anlamadığınız bir yer olursa. Bir de biz bebek bekliyoruz. Ben böyle biraz arada yavaş yürüyebilirim. Bugünün en güzel haberi galiba. Evet, ilk tanıştığım podcast'ı. Evet, evet, güzel. Böyle yavaş hareket edebilirim bazen. Lütfen evet. Kusura bakmayın. Aralarda belki hepiniz için de dinlenmeli güzel bir seyahat olacak. Ne diyorlar? Medya. Medya. Evet. Ama bu medya değil, bu malzeme. Malzeme, evet. İçinde bulunduğunuz ortam, ev olabilir, herhangi bir kompozit malzeme olabilir, giydiğiniz pijama olabilir, iç çamaşır olabilir, herhangi kullandığımız mikrofon veya kamera da olabilir. Bu Media Lab'ı anlatacak bir program anlattık size. Media Lab, MIT'nin küçük versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Evet. İçinde gazeteciler, bilim insanları, aktivistler, trafik sorunu çözen profesörler, istatistikçiler, her türlü farklı alandaki hocaları barındıran bir laboratuvar. En güzel özelliği de, ben bunu böyle gururlanarak her zaman söylüyorum, kimse kimseyle yarışmıyor. Herkes herkesle birlikte ortak çalışıyor. Çalışıyor. En güzel kısmı orası. Biz ana bölümünden başlayacağız şimdi. Bu arada buraları da göstermek gerekir. Şurası Broad Institute. Hemen yanındaki Whitehead Institute. Burada onlara yakın onlarca Nobel ödülü kazanmış uluslararası hocalar bulunuyor. Evet, bilim insanları. Bilim insanları bulunuyor. Media Lab'dan hemen sonra da biraz programı belki kısaca hatırlatmak gerekirse Koch Kanser Enstitüsü'ne gideceğiz. Buradan gidelim lütfen. Öyle mi? Çıktığım ilk yer aslında. Çok 2004 yılında açıldı. Tıpçılar ve mühendislerin ve biyologların, temel bilimlerdeki hocaların ortak çalıştığı nokta, ortak çalıştığı bina. Ve öğleden sonra da Bob Langer'la görüşeceğiz. Bob Langer'da yaşayan bir efsane. Evet, evet. Dünyada, tarihte en çok referans edilmiş profesör kendisi. Ve aynı zamanda Moderna'nın kurucularından biri. Evet. Moderna'yı da göreceğiz. Ve yüzü aşkın şirketi var. Bilim yapıyor ama bilimi de... Biyoteknoloji alanında. Evet, bilim yapıyor fakat bilimi de gerçek hayata geçirebilecek bir altyapısı var. Yüzü aşkın öğrencisi var. 2014 ile 2016 arasında ben de onun öğrencilerinden biriydim. Sonra MIT'den profesörlük teklifi aldığım için Media Lab'e Harvard'daki görevimi bırakarak geldim. Burası da biyoloji bölümü. MIT aynı zamanda sadece mühendislik, temel bilimlere çok önem veren bir üniversite. Harvard ve diğer üniversitelerde olduğu gibi. Ve de MIT'nin en güzel yanlarından biri de farklı yeni iş alanları oluşturuyor. Mesela müzik ve hukukun birleşmesi. Müzik hakları, sanatçıların haklarını nasıl koruyabiliriz? Özellikle global dünyada var olan müzik her yerde. Spotify'da çalıyor, YouTube'da çalıyor. Yeni bilim dalları, yeni iş alanları çıkıyor. Bu çok çok önemli. Veya yeni tekstil mühendislerinin de tıpçılarla çalışarak farklı günlük kullandığımız garmentları kullanarak giyip, mesela şu an yürüyoruz. Evet. Yürürken bacağımızın, dizimizin bir bölümünde bir
felç olabilir ama bunu hiç kimse dışarıdan göremiyor. Tamamen kamufle edilmiş. Ve siz yürürken sizin yürümedeki kalitenizi anlatabiliyor. Veya özellikle Parkinson hastalığı varsa ailenizde mesela, Parkinson hastalığına yakalanabilme olasılığınızdan bahsediyor. Oldukça böyle keyifli bir şey, bir yeni bir alan. Burası Media Lab'in ilk binası. Media Lab'da aynı zamanda visual artlar da, özellikle sanat alanında da çok önemli. Media Lab 1985 yılında kurulmuş, tam benim doğduğum yıl. Aynı yaştayım Media Lab. Evet, sanat. Sanat, bilim ve malzemelerin ortaya konulup böyle harmanlanıp dünyada eşi benzeri olmayan yeni bilimleri, yeni konseptleri, yeni iş alanlarını ortaya çıkaran bir departman. Şimdi gelmek üzereyiz. Bugün toplam, burada tatil. Toplam kaç öğrenci var MIT'de? Yaklaşık undergrad, yani küçük öğrenciler ve büyük öğrencileri toplayarak konuşursak yaklaşık 10.000-12.000 öğrenci. MIT'de de ona benzeyen, pardon, Harvard'da da ondan birazcık daha fazla. Bu arada önümüzde hemen Charles River var. Charles River, Charles Irmağı. Hemen karşısı da Boston. Üzerinde farklı köprüler var. Köprülerin üzerinden geçip hemen karşıdaki diğer üniversitelere gidebiliyoruz. Boston Üniversitesi var, Northeastern Üniversitesi var. Birçok farklı üniversitelerin de çok bol olduğu bir noktadayız şu an. Çok güzel bir zamanda geldiniz. Hava inanılmaz güzel bugün. Güzel. Çok soğuk değil. Ankara'da aşağı yukarı böyle bir atmosfer Ankara'da. Çok güzel. Harika. Ankara'yı özledim. Ben orada undergraduate'ı Hacettepe Üniversitesi'nde okumuştum. Giriyoruz hep beraber. Bunu görüntüler. Canan daha ziyade MIT'de olacak. Onun laboratuvarını ziyarete gidiyoruz. Şimdi buradan geçeceğiz. Burası ana laboratuvar. Şimdi isterseniz birazcık buralardan başlayalım. Tabii. Burası Media Lab'in giriş katı. Bizim gruplarımızın ismi ismimizle, soy ismimizle değil. Evet. Tamamen geleneksel departmanlardan daha farklı ve yaptığımız işleri anlatan küçük kelimeler kullanıyoruz. Mesela city science, şehir bilimi. Bugün bizim laboratuvarımızı gezdikten sonra Kent Larson'la buluşacaksınız. Kent Larson İstanbul'da ve Adana'da bulunmuş. Ve trafik sorununu çözmek için farklı teoremler üreten, dünyaca ünlü ve herkesin görüşmeyi çok arzu ettiği bir bilim insanı. O da sizinle görüşmeyi çok arzu etti. Çok güzel bir şey oldu. Hatta evet. Bu sabah erkenden mesaj attım. Unutmadınız değil mi? Çünkü evet. Bugün tatil. Evet. Unutmamış. O da sizi görmeyi çok istiyor. Bugün onun laboratuvarına gideceğiz. Benim laboratuvarımın ismi de Conformal Decoders. Evet. CVD, Canan Dağdemiren, birazcık oradan da böyle birleşim yapmaya çalıştım. Evet. Yani yapmak istediğimiz şey vücutla uyumlu, esnek, çekilebilir, küçük aletleri vücutla bir araya getirmek ve vücuttaki biyolojik sinyalleri decode etmek. Çünkü hepsi kodlanmış. Evet. Biz o kodlanmaları tekrar açmaya çalışıyoruz. Mesela burnumuz, ağzımız, gözümüz, meme hücrelerimiz, prostat, her şey bizimle konuşuyor aslında. Bize bir şeyler söylüyor. Biz bu dilleri, biyolojik dili, elektronik dile çevirip bireyler ve tıp doktorları arasında bir arayüz görevi görüp daha iyi personalized, kişiselleştirilmiş tıp nasıl yapılır? Teşhis daha rahat olacak. Evet, evet öyle. Tedavide de doğal olarak kesinlikle daha rahat olacak. Evet. Biraz öyle. Bu arada Iron Man de buradaydı. Evet. Yaklaşık evet. Bir ay önce yeni bir center kurduk biz burada. 24 milyon dolarlık. O da ya, filmlerde konu ettiği olayları gerçek hayatta görebilmek için buraya gelip bizim sorunlarımızı dinledi. Advisory board'larımızdan da biri oldu, member'larımızdan. Şimdi yavaş yavaş isterseniz şöyle devam edip. Bilime 24 milyon dolarlık yatırım güzel bir şey. Evet. Evet. Benim laboratuvarıma da ben küçük biz bir hocaydım. Biz de inşaata. Ama yol yaptı. Evet. Evet. City
Science'daki Kent Larson hocanın yaptığı evet. projelerden biri de insansız bisikletler. İnsansız bisikletleri özellikle Hindistan New Delhi'de kullandırıp trafik sorununu büyük bir ortada, büyük bir oranda çözmüş bir insan. Yine bugün anlatacak diyeceksiniz. İstanbul'u da çok iyi biliyor bu arada. İstanbul'un trafik sorununu da oldukça iyi araştırmış birisi. Bizim trafik sorunumuza da bir çözümünüz var mı hocam? Kent Larson'a soralım biz bugün onu. Burada da yine farklı dediğim gibi belki geleceğe yönelik sci-fi teknoloji olarak düşünebilirsiniz ama hepsi gerçekten burada oluyor. Bugün birçok alete dokunup onu hissedeceksiniz ve o aletleri nerede kullandığımızı göreceksiniz. 5 kişilik bir öğrenci, farklı ülkelerden öğrenciler, benim kendi öğrencilerimi çağırdım. Bugün size onlar da demolar yapacaklar. Hatta zamanlamanız çok iyi. Bu hafta bizim yeni bir projemiz ortaya çıkıyor. Biz bir maske yaptık. Evet. Pandemi sürecinde bize ulaştılar. Acaba bu maskeleri nasıl daha iyi kişiselleştirebiliriz? Ve bu maskeler hayatımızın bir parçası olacak. Acaba onlarla nasıl bilgi öğrenebiliriz? Kalp atışımız, nefes alıp vermemiz, stres durumumuz, hatta sadece normal insanlar değil, iş yerinde çalışan insanlar için, özellikle de İstanbul'u düşünürsek, otobüs şoförleri. Hangi alan, hangi zamanda strese giriyorlar da kazalar oluyor veya nasıl bir yoldan gitmeleri gerekiyor ki daha efektif, daha verimli olabilsinler diye. Bu maskeyi yaptık. Sanırım bu hafta içinde yayınlanacak, her yerde haber olacak. Eğer isterseniz, arzu ederseniz sizin üzerinizde de deneyebiliriz. Evet, bakarız. Evet, aynen, çok güzel, çok keyifli bir çalışma. Özelliklerinden biri şu. Mesela ben burada bir hocayım ve bir çalışma yapıyorum. Ve bu çalışmayı yaptıktan sonra, çalışmayı yapmak çok güzel ama sadece bilim dünyasındaki insanlar biliyor bunu. Ve buradaki Directors Office'deki insanlar çok iyi bir medya, social medyayı kullanıyorlar. Ve benim yaptığım, yani başka bir hocanın yaptığı çalışmayı dünyanın bambaşka noktasındaki bambaşka insanları onların anlayabilecekleri şekilde anlatıyorlar. Hindistan'daki bir çocuk benim makalemi okuduğumda anlayabiliyor benim ne yaptığımı. Ve bu da şöyle güzel. Bizim genç nesillere ihtiyacımız var. Her şeyi tek başımıza yapamayız. Evet. Mümkün değil ve genç nesiller bunu takip edip anlayabiliyorlar. Bunlar ne yapmışlar, nasıl çalışmışlar diye. On top of it, bir de bize böyle şeyler geliyor. Büyük şirketler, Media Lab'ın 80'e aşkın büyük şirketin oluşturduğu bir konsorsiye sistemi var. Ve konsorsiye sistemine her şirket, eskiden Arçelik'te vardı bu arada, evet. 250 bin dolar veriyorlar. Ve 250 bin dolar böyle birazcık sosyalist mantığı var. Bütün bu paralar bir yere gidiyor. Sonra bütün hocaları eşit şekilde dağıtılıyor. Ve bu hocalar kendilerini yormadan ve grant yazmaya gerek kalmadan, para almak için government'a sormadan o parayı kullanarak istedikleri şeyi yapabiliyorlar. Kimse kimseye sormuyor, niye bunu yapıyorsun? Çok neden bu sistem, neden bu deneyi yapmak istiyorsun diye. Ve özgürlük olunca kafanıza böyle bambaşka bir şey geliyor ve onu yapabiliyorsunuz. Özgürlük ve güven. Kesinlikle. Güven duygusu çok önemli. Ve buranın direktörü, şimdi çok şaşıracaksınız söylediğimde, bir opera sanatçısı. Öyle mi? Evet, bir opera sanatçısı ve çok güzel enstrümanları alıp onları elektronik aletlerle birleştirip hiç görülmemiş, duyulmamış sesler çıkarıyor. Siz mesela de yapıyorsunuz galiba, bağlamaya dair bir şey. Evet, evet, doğru, evet. Bir piyano sistemi var mesela, tuşlarına basıyor ve ses Ararat Dağı'ndaki bir inden geliyormuş gibi geliyor. Veya bir hocamız vardı mesela, bir domates üretiyor. Tamamen susuz bir ortamda, toprağın olmadığı bir ortamda. Ve diyor ki mesela, siz Tunceli'siniz, diyor ki ben köyde yediğim domatesin tadını özlüyorum, o domatesin tadına ulaşmak istiyorum diyor. Gidiyorlar Tunceli'deki topraktaki pH değerine bakıyorlar, topraktaki mineral değerine bakıyorlar, su oranına bakıyorlar ve onu mimik edip computer'a yazıyorlar ve computer'dan o domates çıkıyor ve siz onu yiyorsunuz ve diyorsunuz ki çocukluğuma gittim. Muhteşem bir şey hissediyorsunuz böyle. Harika. Hem yerken bu yapılan şeyler size böyle zevk veriyor, hem de vücudunuzda ne eksikse
vücudumuza da bakıyor mesela kan değerinize ne düşüyor. Ona göre regülate edebiliyor. Yani burada yapılan çalışmalar... Yani Marcel Proust'un Kayıp Zamanın Peşinde romanındaki şeyi siz bilim olarak yaratıyorsunuz. Evet, yani mesela Fantastic Voyage kitabı var. 1966'da Isaac Asimov'un yazdığı bir kitap. Bir fütürist. Bir fütürist. Bir uzay mekiği ağzınızın içinden giriyor. Kan streaminizin içinden dolaşıyor ve orada neler olduğuna bakıyor. We did it here, benim laboratuvarımda. Aynısını yaptık, şimdi size göstereceğim. Harika. Türk halısı gibi rulo yapıyorsunuz. Dissolvable kapsülün içine koyuyorsunuz. Ağız yoluyla onu yutuyorsunuz. Kapsül eriyor. Aslında Fantastic Voyage, ağızdan mideye kadar. Evet. Hatta tuvaletten dışarı çıkıyor. Aynen, muhteşem seyahat. Ve karnındaki bütün değişiklikleri size anlatabiliyor. Why it is important? Şöyle düşünün. Neden önemli? Neden önemli? Neden önemli? Çünkü birkaç yıl önce Harvard'da bir makale yayınlandı ve fark ettiler ki karın ikinci beynimiz. Ve karnımızda olan bütün değişiklikler, yemek yiyoruz, işte bazı insanlar brokoli sevmiyorlar veya bazı insanlar kahveyi çok seviyorlar. Ama there is a, bir nedeni var, bunun bir nedeni var. Ve biz şimdi karınla beyine yaptığımız bir implantable alet var. Hepsini göreceksiniz bunu. Evet. Bunları, pardon, hemen böyle onaylıyormuşum. Onları birleştirip iki organı birbiriyle komünikasyon yapmasını sağlıyoruz. Sağlıklı bir uyum. Evet, böyle dediğim gibi hayal gibi ama değil, hepsi gerçek. Zaten benim de yaptığım bir hayal laboratuvarı var. Tam 5 milyon dolara mal oldu. Bana o parayı erkenden verdiler ve çok mutluydum buraya ilk geldiğimde yaklaşık 6 yıl önce. Size o laboratuvarı da göstereceğim. Her gün hayalimin yanından yürüyerek giriyorum ve hayalimin içinde öğrencilerimle hayal ettiğim projeleri yapıyorum. Umarım keyif alacaksınız. Şimdi... Evet. Siz zaten bu konuda çok şeysiniz, antrenmansınız. Şeyden, adalet yürüyüşünden evet. Sonra. Şimdi... Burası da Midyelab'in üçüncü katı. Benimki de hemen bir üst katı. İlk yaptığı robotlardan biri. Bu robot şu an uzaya gidip uzaydan örnekler alıyor. Bu çok hızlı koşuyor. Evet. Ama koşarken şöyle bir şey yapıyor. Aslında bu belki defimize bir örnek. Ben her geçtiğinde bunu gördüğümde aklıma onu getirmeye çalışıyorum. Darbe alıyor. Tekme atıyorlar. Altına kumlar atıyorlar. Veya işte büyük rüzgarlar yiyor ama tekrar geri ayaklarının üzerinde durabiliyor. Sarsılıyor ama geri kalkıyor. Torkunu, momentumunu inanılmaz bir şekilde ayarlıyor. Bence bu çok güzel bir örnek. Evet. Ve MIT bunu ev robotlarından tutun uzaydaki araştırmalara kadar her yerde kullanıyor. Şimdi bunu örnek olarak kullanıp hatta insanların daha iyi sporcuların nasıl antrenman yapılabilir, nasıl insanları motive evet. edebilir, onun üzerinde de çalışıyorlar. Çok değerli buluyorum bu, özellikle evet. bu yaptıkları, bu ilk prototipi. Şöyle geçelim. Burası da bu arada bahsettiğim opera sanatçısının laboratuvarı. Gördüğünüz üzere piyano, farklı gitarlar. Mesela evet. Gitarman denilen bir app var. Bilmiyorum Türkiye'de var mı o? Eski bir app. Özellikle çocukların ritim duygusunu geliştirmek için bir işte çocuklar bir şarkı yazıyorlar. Mesela herhangi bir şarkı olabilir. Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yol Dayım da olabilir. Elvis Presley'den bambaşka bir Sting'den bambaşka bir şarkı da olabilir. Ve çocuklar o app'i kullanarak renkli bir arayüz kullanarak daha iyi engelliş olabiliyorlar. Özellikle de moralleri bozuk olan otistik çocuklar veya konuşma zorluğu evet. çeken çocuklar için çok keyifli bir program. Burada birey ayırt etmeksizin herkese yönelik projeler yapılıyor. Bu da aslında bakarsanız hem MIT hem de tüm dünyaya çok güzel bir örnek. Yaptığınız bilim kadın, erkek, sağcı, solcu, genç, yaşlı, beyaz, siyah fark etmeksizin herkesin işine yarıyor ve bu da çok güzel bir şey. Ben bunu adaletli emek olarak nitelendiriyorum. Yukarıda da bambaşka bir demonstration var, onu da göstereceğim. Bu Japon bir hoca, Hiroshi Ishii ismi. Çok alanında çok
başarılı bir hoca kendisi. Şimdi sanırım şurada görebiliriz. Sizin şu an buraya geldiğiniz aileniz Türkiye'de. Torununuzu sevmek istiyorsunuz, çok özlediniz. Ne yapacaksınız? Telefon ediyorsunuz ama dokunamıyorsunuz. Böyle bir sistem geliştiriyor. Özellikle aslında bunu tıp doktorları için yapıyor biraz. Ve siz, burada bir kamera sistemi var ama Türkiye'de de var aynısı. Hı hı. Torununuz o kamera sisteminin önünde. Siz burada torununuzun yüzünü görüyorsunuz ve onun yanaklarına dokunuyorsunuz. Karşı tarafta bambaşka bir arayüz var. Ve torununuzun, sizin elleriniz değil ama sizin ellerinize çok benzeyen iki obje torununuzun yanaklarına değiyor. Aa, dedem beni çok özlemiş ve beni seviyor diyor. Bu böyle bir şey. Veya bir tıp doktoru olduğunuzu düşünün. Ve deney yapmanız gerekiyor. Birinin üzerine bir beyin deneyi yapmanız gerekiyor. Ama o sırada orada olamıyorsunuz. Dünyanın bambaşka yerindesiniz bir konferans için belki. Parmaklarınızı kullanarak, tweezerları kullanarak, beyindeki deneyleri yapıp, açık ameliyatları yapıp, iki dünya arasında malzeme arayüzü kullanabiliyorsunuz. Çünkü geliştirebiliyorsunuz. Bu da yaptığı çalışmalardan biri. Bir bambaşka bir şey daha var. Onu üst katta gidince anlatacağım. Öğrencilerim ikisi geldi. Hi Lynn, hi Wendy, hey. We'll be upstairs in a minute. Şimdi burası da bu arada, şöyle göstereyim, birazcık şöyle açılırsak bomboş bir yer gördüğünüz gibi. Bir mutfak var. İstediğiniz kadar meyve var. Muz, işte böyle küçük şeyler ama önemli. Portakal, işte hot chocolate, kahve, çay. Çocuklar gidip çok yoruldukları zaman, öğrenciler ya da biz hocalar, gidip oradan hızlıca alıyoruz kahvemizi veya çayımızı, oturuyoruz burada. İnsanlara bakıyoruz. Her yer gördüğünüz gibi camdan yapılı. Hiçbir şekilde gizli saklı yok. You can see through the window. Yani neler yaptığımızı kesinlikle aynen görebiliyorsunuz. Ve kimseden izin almanıza gerek yok. Herkes elinin kolunu sallaya sallaya girebiliyor buraya. Yani gayet rahat bir ortam. O da birazcık insanlara şöyle bir his veriyor. Genelde bilim dünyasında bir şeyler yapıldığı zaman böyle hemen dışarı anlatılmaz, işte patentleri alınır, evet, hakları korunur. Burada tam tersine fikir şu, açık olmalıyız ki bizden hızlı olan birileri de belki bizden daha önce yapıp başkalarının hayatını daha önce kurtarabilir. Yani çok değişik bir kafa yapısı var buranın. Biz de şimdi bilime yeni bir standart getiriyoruz bu konseptte, bu ekolden devam ederek. Hani bugün dedim ya, programımız eşit kadın ve erkekten oluşuyor. Aynı şeyi research'ümüzde, kendi yaptığımız araştırmalarda da yapıyoruz. Şunu fark ettik biz deney yaparken, insanlarla çok çalışıyoruz biz. Yaptığımız aletleri iyi çalışıp çalışmadan anlamak için. Fark ettik ki erkekleri almak ve onların üzerinde aletleri denemek çok kolay. Bulabiliyoruz. Geliyorlar çünkü, deney yapmaya gelebiliyorlar. Fakat kadın hastalarımız çocuklarına bakmak durumunda kalıyorlar veya ailesindeki insanlara izin vermiyor veya başka evde bir iş yapmak durumunda kalıyorlar. Veya çekiniyorlar. Evet, bir sürü sosyal bariyer var ve onların sayısının çok az olduğunu fark ettik ve bu da şunu gerektir. Bunu şunun sonucuna varıyor. Yaptığımız aslında şeyler, aletler çok biased. Yani sizin için çalışabiliyor belki, süper çalışıyor fakat sizin için çok iyi çalışmıyor. Çünkü sizden o dataları alamadık biz, bilmiyoruz. Aleti belki de ona göre revize edemedik. Biz kendi bir diversity statement yazdık. Karışık, herkesi kapsayan. Bir statement ve onda şöyle dedik, öğrencilerimizle söz verdik birbirimize. Ne kadar zaman alırsa alsın, ne kadar geç kalırsak kalalım, ne kadar geriye düşersek düşelim, eşit sayıda kadın ve erkek üzerinde deneyeceğiz dedik. Ve bunu da gerçekleştirdik ve bunu Biden hükümeti fark etti ve ben şu an MIT Washington ofisiyle çalışıyorum. Ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Nasıl biz bu konsepti, küçücük bir gruptan başlayan bir konsepti MIT'nin diğer bölümlerine, MIT'nin diğer hocalarına veya Harvard'a veya dünyanın her ülkesindeki laboratuvara nasıl yayabiliriz? Çünkü biz bunu yapabiliriz. Eğer küçük bir grupta biz bunu yapabiliyorsak, affordable'sa bu bizim için, bunu başka yerlerde de yapabiliriz fikrini anlatmaya çalışıyoruz. O nedenle programımızı da ona göre yaptık. Onun ismi Kısmet. Şu. Şurada. Şimdi onun yanına gideceğiz.
Kısmet. Kısmet. Türkçe kısmet mi? Kısmet, kısmet. Türkçe, Türkçe kısmet. Evet. Hatta Wikipedia, Wikipedia sayfasında evet. Şey yazıyor, Türkçe kısmet. Türkçe olarak yani kısmet. Yani bir kısmetimiz var burada. Şimdi... Şurada bir sistem var, size onu göstermeyi çok arzu ediyorum. Evet, burası. Bu elektronik bir brush. Fakat birçok alanda kullanılabiliyor. Bu araştırmayı yapan hocanın küçük bir kızı var. Ve diyor ki, baba ben resim yapıyorum. Fakat resimde portakalın rengini tutturamıyorum. Boyaları karıştırıyorum fakat olmuyor diyor. Ve hoca da, bakın bu kullandığı fırça sadece statik yani durağan objeleri değil, hareketli objeleri bile kağıda geçirebiliyor. Farklı renkleri. Aslında bakarsanız sanatta yeni bir ufuk, yeni bir çığır. Sadece sanat değil, yaptığınız bambaşka sesli mesaj verebiliyorsunuz. Kağıdın üzerine hareketli, sesli, sizinle birebir tıpatıp uyan mesajı verebiliyorsunuz. Bu bir vizyon gezisi deyip yüzünüzün bu fırçayla yüzünüze yapıştırıp sonra o yapışmayı kağıdın üzerine koyduğunuz zaman orada şey diyor. Bu bir vizyon gezisi. Bilim ve teknolojiyi izlemeye geldik. Sizin bir şey söylemenize gerek yok. Onu artık elektronik brush kağıt üzerine yapıştırıyor ve orada kalıyor sonsuza dek. Bu hem geleceğe bir mesaj hem de teknolojinin sosyal hayatla nasıl birleştiğini anlatan çok güzel bir arayüz yöntemi. Öyle ilginç bir konsept görmenizi çok istemiştim. Parmak izi gibi bir şey. Parmak izi gibi, evet çok güzel söylediniz. Aynen parmak izi gibi bir şey. Burada da buradan üstten de bakabilirsiniz belki görmek isterseniz. Her şey dediğim gibi herkese açık. Evet. Transparent. Herkesin ne yaptığını çok iyi görebiliyor. Bir taraftan görmek güzel, bir taraftan da aslında size otokontrol mekanizması. Dışarıdan ben nasıl görünüyorum acaba? Ya da ben kendim gibi olmaya devam ediyorum. Dışarıdan nasıl göründüğüm çok da önemli değil. Beni görebilirler. Mindset ile burada kalıyorsunuz. İsmi Sarı Oda. İsminden ve görüntüsünden de anlaşılacağı üzere sapsarı bir oda. Dediğim gibi ben bu laboratuvarın buraya tamamen yapılması 5 milyon dolara mal oldu. MIT bana 7,5 milyonluk bir paket verdi. Çok iyi paket. Hatta en iyi paketlerden biri. Onun 5 milyonunu laboratuvara harcadım. Ve bu clean oda, yani temiz oda. Şu an bulunduğumuz noktada ortamda, özellikle de makyaj yapıyorsak, milyarlarca, milyonlarca toz var. Saçlarımızdan, elbiselerimizden, her yerden geliyor. Fakat bu odada yukarıda görünen HEPA filtreler, özellikle pandemide çok duyduk onu. O HEPA filtreler bütün içerideki tozu çekiyor ve içeriye temiz bir oda bırakıyor. Neden? Çünkü bizim kullandığımız aletlerin boyutları çok küçük, küçücük. Ve en küçük bir toz parçacığı bile onun bir parçası olursa aletler bozuluyor ve çalışmıyor. O nedenle bizim böyle temiz bir oda yapmamız gerekiyor. Ama bu laboratuvarın en önemli olaylarından biri, en azından benim için kişisel olarak bunu anlatmam gerekiyor. Çünkü aslında benim için ve burada tanışacağınız birçok hoca için hemen hemen bugün, bilim yapmak sadece bilim yapmak değil, aynı zamanda kişisel bir varoluş. Ben öyle görüyorum. İş yapmak değil, bu hayatımızın bir parçası. Ben Türkiye'den buraya 2009 yılında Fulbright bursuyla geldim. Hacettepe Üniversitesi'nden, Sabancı Üniversitesi'nde master yaptıktan sonra Amerika ve Türkiye arasında ortak verilen bir burs alarak geldim. Ve gruba ilk girdiğimde, kendi doktora hocamın bulunduğu gruba, alan çok erkek dependent bir yer. Egemen olan bir yer. Evet, ben bir de hiç pratik bir bilgim yok. İnsanlar ellerini nasıl kullanıyorlar, malzemeleri nasıl birleştiriyorlar bilmiyorum. Fakat çok iyi bir teorik bilgim var. Türkiye'de muhteşem bir eğitim aldım. Teorik bilgim muhteşem ama pratiğe dökemiyorum çünkü bilmiyorum. Ve
gidip laboratuvarda erkek arkadaşlarıma soruyordum. Ya bunu nasıl yapıyorsunuz? Bana da öğretir misiniz? Veya bunu yapmak için ne yapmam gerekiyor? Ama çoğu zaman cevap alamıyordum. Mutsuz olup eve dönmek yerine şöyle şuna benzer bir sandalye alıp üzerine oturup gece gündüz sabah akşam tam 3 yıl boyunca herkesin ellerini izledim. Ellerini nasıl kullanıyorlar, malzemeleri nasıl birleştiriyorlar. Bu bir birikim yarattı bende ve 3 yılın sonunda her şey birdenbire çalışmaya başladı. Sonra da kendi kendime bir söz verdim. Dedim ki ileride eğer bir laboratuvarım olursa onu camdan yapacağım. Bunu herkes diyor ki Media Lab'ın style ama değil, bu benim style'ım. Camdan yapacağım. Çünkü clean room'lar normalde camdan yapılmıyor. Tamamen brick'ten yapılması gerekiyor. Ve bunu camdan yapacağım. Dışarıdan sizin olduğunuz gibi insanlar içeride neler yaptığımızı görecekler, ellerimizi izleyecekler. Eskiden burada pandemiden sonra kaldırdık bir oturma yeri vardı. Öğrenciler gelip oturup bizi izliyorlardı. Ellerimizi nasıl kullanıyoruz, neler yapıyoruz diye. O nedenle benim için çok önemli. Babam da zaten benim hep bir mimar olmamı istiyordu. Sonunda onun hayalini de gerçekleştirdim. Bu dünyada görebileceğiniz birçok clean room'un en iyi noktalarının birleştirildiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir laboratuvar. Böyle bir laboratuvar başka hiçbir yerde yok. Bunu herkes de biliyor ve bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Her şeyin bir yeri var. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Teypler. Bu 5S teknolojisi. Toyota'nın kullandığı, araba teknolojilerinin kullandığı bir teknoloji. Neden bunu kullanıyorlar? Bunu aslında birçok verimli çalışmak isteyen birçok büyük manufacturer kampaneler de kullanıyor. Özellikle yerin az olduğu ve problem çıkmasını istemediğiniz durumlarda, mesela biz çok asit kullanıyoruz burada. Küçücük bir asit parmağınıza, elinize geldiği zaman siz bunu fark etmiyorsunuz. Hiçbir şekilde ağrımıyor. Fakat o asit bütün kemiklerinizi yiyor ve ölüyorsunuz, kalbinizi geçiriyorsunuz. Yani burada çalışmak çok riskli. Evet, inanılmaz riskli. Onun için her şeyin düzgün olması, her şeyin kitabına uygun olması ve de eğer benim gibi genç bir hocaysanız para save etmek durumundasınız. Paranızı çok dikkatli kullanmak zorundasınız. Ve bunlar sayesinde o kadar verimli çalışıyoruz ki hem riskleri azaltıyoruz hem de para save ediyoruz. Parayı kullanmak daha rahat oluyor. Ve bunu MIT fark etti bizim yaptığımız bu çalışmaları. Hatta ilk başta şey dediler, bunlara önem vermene gerek yok, sen işine yoğunlaş dediler. Ama ben dedim ki sağlam temeller üzerine kurursak laboratuvarımızı, bu önümüzdeki yıllarda bizim işimize yarayacak. Ve artık sadece benim laboratuvarım değil, bugün öğleden sonra bunun büyük versiyonunu görmeye gideceğiz. MIT Nano, oraya daha büyük, 100 milyon dolarlar harcandı. Buranın büyük versiyonunu düşünün ve şimdi orada da bu sistemi uyguluyorlar. Ya küçük bir laboratuvardan büyük bir laboratuvara efekt yaratmak bile bizim için çok kıymetliydi. Canan Hocam, sizin laboratuvar ne kadar demiştiniz? 5 milyon. Aynen, 5 milyon dolara mal ettik 5 yıl önce. Bir laboratuvara bu arada uzay kıyafetleri şeklinde, yani böyle temiz bunny suit diyorlar, böyle beyaz kıyafetler giyip gidiyoruz ve deneyler yapıyoruz. Giriş kısmımızda tam şurada. Şimdi kapıdan içeri ben kartımı da scan edeceğim. Hey, how are you? As I said, these are our guests today. Okay, they are all coming from Turkey. And they are very excited to see your research. And I would like to start maybe with Jinhun. Maybe he can tell about what he does and the new research that's going to be published this week. But before that, let me continue Turkish so that I can give a brief intro, okay? Bizim laboratuvarımız gördüğünüz gibi international. Burada gelen öğrencilerimizin ülkeleri var. Ve aynı zamanda şurada bir dünya haritamız var. Herkesin ben gökyüzünde bir yıldızı olduğunu düşünüyorum. Ve o haritanın üzerinde sarı yıldızlar var, küçük. Her gelen öğrenci kendi ülkesinde, kendi şehrini orada pinpoint ediyor. Ve orada varoluş dedim ya hani bugün ilk geldiğimizde. Orada varoluşlarını orada başlıyorlar. Sonra da yaptıkları research ile devam ediyorlar. Burası clean room'umuza giriş noktası. Burada gownlar giyip giriyoruz. Şurada da Certificate of Completion görüyorsunuz. Yaptığımız bu 5S teknoloji sayesinde MIT'nin kuruluşundan itibaren, pardon, Media Lab'ın kuruluşundan itibaren, 85 yılından itibaren ilk defa bir laboratuvara Green Lab Certification verildi. Tamamen
laboratuvar sergi. Temiz laboratuvar. İçerisinde hem para seyrettiğimiz hem de riskleri azalttığımız bir ortam. Hi Naim, good morning. How are you? Good morning everyone. He's under the attention. You're famous now. I just wanted to bring one of our devices to wonderful. Show. Wonderful. Arkadaşlar güzel bir tanesi. Bablanger da hemen ortamızdaki mavili kişi. Evet. Bugün onunla tanışacaksınız. Evet. Dediğim gibi çok klas bir insan. Onunla tanışacağınız için ben de çok mutluyum. Şimdi yavaş yavaş bence projeleri anlatmaya başlayalım. Sonra da size bir aletimi vereceğim. Şurada bir mikroskop var. Onun üzerinde bir inceleme yapmak isteyebilirsiniz. Belki görmek isteyebilirsiniz. Küçük detaylar önemli. Büyük sonuçlara mal oluyor. Bence ona da bir highlight yaparız. Let's start with Jinhun. Jinhun, can you start? I'd like to introduce you to one of our project in our group. So during the COVID, we like to monitor some environmental biological signal. If we can use our face mask, which just we wear all the time during the COVID situation, if we can monitor some biological and environmental signal using this face mask, we think it will be highly beneficial. So we develop some conformable electronic devices which can be attached on the mask to monitor biological and environmental signal. So we can, if we people wear it like this, then device can monitor some air pressure induced by speaking or coughing, and skin temperature, which is related to the body temperature, and some humidity and temperature inside and outside of the mask, which can monitor environmental signal. And also we develop some... Yeah. Sorry. Can you show again? Other side? Okay. Oh, anladım, anlamadım. Can you come a little closer so that you can... No, come more closer. Commerce. Detach and detach. Okay, yeah. Just keep the... Okay. So it can be attached on multiple times on the various types of masks, such as surgical, N95, or cotton. And here there is some proximity sensors are all around the mask, so we can detect the position. So we can monitor people wearing properly like this or working not properly. And also we can monitor the mask is from close contact, so mask should be fit properly. Face mask should have a proper fit around the face, so we can also monitor like that thing, which can be done using very big and bulky mask fit tester right now. But we can replace that devices using our devices technology. Thank you so much. Brief introduction. Thank you very much. Thank you. Bu maske. Yaptığımız çalışmalar sonucunda fark ettik ki kadınlar için uygun değil, erkekler için daha uygun yüz şekillerinden dolayı ve ona ithafen bunun nasıl daha iyi personalize olabilmesini sağlamak için maskelerin fit testini yapıyoruz. Yani şuralara kapasitör sensörleri koyuyoruz, bunu takıyoruz ve buralar eğer vücutla yapışıyorsa diyoruz ki okay, this is good. Ama bunu test etmenin gerçek yolu şu an bu maske olmazsa bir laboratuvara giriyorsunuz, orada kocaman bir alet var. Onun içine giriyorsunuz, böyle kafanızı sokuyorsunuz. Nefes alıp veriyorsunuz. Oradaki partikülleri ölçüyor. Oradan anlıyorsunuz iyi olup olmadığını. Ama artık ona ihtiyaç yok. Herhangi bir maske, eşarbınız da olabilir. Hiç fark etmez. Bunu alıyorsunuz. Bu yaptığımız flexible parçayı. Bunu onun üzerine yapıştırıyorsunuz. Burada bizim trademark'ımız var. Patentini de aldık bunu. Bunu yapıştırıyorsunuz. Sonra da ölçüyorsunuz. Bu şimdi Covid'le başladık ama bunu özellikle bebeğimiz olacak şimdi bizim. Onun mesela bazen uyuduğu zaman, acaba gerçi bilmiyorum, öyle diyorlar bana. Anneler bakıyorlarmış, uyuyor mu, uyumuyor mu, nefes alıyor mu, almıyor mu diye. Bunun için de çok iyi. Özellikle prematüre doğan bebekler için, yaşlı hastalar için veya emergency'de kalan hastalar için. Artık bize sadece şirketlerden değil, hastanelerden de ulaşıyorlar. Bunu nasıl mass production yapıp şehirdeki hava kalitesini de ölçebiliriz gibi. Yani hiç düşünmediğimiz farklı uygulama alanlarının da olduğunu sonradan fark ettik. Güzel.
Maliyeti ne kadar bunun tahminen? Oldukça ucuz. Uygun, ucuz. $5. $5. Ve de tabii. Aslında oraya geleceğim. Aslında araştırma maliyeti o kadar. Yani mass production yaparsan bence daha ucuza. Çok daha ucuz olur. 1 cent, 2 cent ve de başka yerlerde özellikle. This is what I want to. Bunu konuşmak istiyorum ama. Çip teknolojisi şu an ülkeler arası anlaşmazlıklardan dolayı çok zor. Yani ulaşmamız çok zor. Biz bu aleti yaparken dizaynımızı 6-7 kez değiştirmek durumunda kaldık. Çünkü sensörleri bulamadık. Anlarsınız hangi ülkeler olduğunu. Fakat ben şunun önemine çok dikkat çekmek istiyorum. Bugün öğrencilerimiz de bahsedecek öğlen buluştuğumuzda. Çip teknolojisi özellikle şu anki çip teknolojisi çok zor bir teknoloji değil. Nasıl yapıldığını biliyoruz artık ve patentleri her yerde açık. Ve Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik önemini kullanarak onu ileriki zamanlarda veya şimdi çıkış noktası ve başlangıç noktası olarak kullanabiliriz. Konya Ovası'nın çip vadisi olduğunu düşünün. Silicon Valley, we have a Silicon Valley here. Why not in Turkey? Ve de ev hanımlarının işe ihtiyacı olan genç arkadaşların çalıştığı, istihdam yarattığı bir nokta neden olmasın? Bu öğrenci arkadaşlarımızın size sunacağı bazı önerilerden biri. Özellikle bu çip konusunda gerçekten yapılması gereken çok şey var. Evet. Bateri teknolojisi ve çip teknolojisi. We'll talk about it. Bu konuda konuşacağız. Şimdi Naim'e geçelim. Naim, can you tell us some briefing? Yeah. Maybe you can tell who you are, what you have done, you know. Okay, yeah. Come closer. Okay, my name is Naim. Yeah, I'm from Bangladesh, and I did my master's and PhD in University of Tokyo, Japan. In Tokyo, Japan. Yeah. And here I'm working on neural stimulation project, meaning we want to make devices that can stimulate brain for certain application like memory related disorders. For example, if someone has PTSD, Alzheimer's, those type of diseases, then they have certain memory that are not working properly. So we want to modulate that memory using these tiny devices. If you look at these devices at the very tip, there's a needle like something. No, so can we do, sorry to interrupt, can we do a demo on, can we see the tip at and under the microscope? Yeah. Together let's do that. Let's move there. Yeah. I think it's going to be entertaining. Sizin dışında Türk var mı hocam? Burada mı? Media Lab'de yok. Ama MIT'de 10 tane Türk hocamız mevcut. Anlatayım. Bunu henüz dünyaya duyurmadık ama çok güzel bir çalışma olacak. Henüz bitmedi. Fakat şöyle söyleyeyim. Beynin içinde gazeteci arkadaşımız vardı. Dün konuşmuştuk kendisiyle. Burada mı acaba? Annesi Alzheimer hastası. Evet, arkada. İsminiz neydi? Tülin Hanım. Tülin Hanım. Annecim'in adını söyleyin. Şifa gelsin. Tabii söylerim sana. Nedir ismi? Şefika Danoğlu. Şefika Hanım'ın rahatsızlığı üzerine konuşmuştuk. Hayır, just come here. Come this way so that he can sit down. Please. Kim mi? Evet, lütfen. Can you see at the tip there's a... O uçtaki noktayı görebiliyor musunuz? Evet. Circular dot yes. Like. Yuvarlak bir nokta. 100 micrometer. 100 metre. Diameter. Yeah. Ucundaki o nokta evet. Saç kalınlığımızın 10 katından daha ince, daha küçük. Ve bunu beyne gönderip, beyin noktasını, beynin içinde substantia nigra denilen bir nokta var ve orada dopaminerjik nöronlarımız var. Orada normalde researcher'lar şöyle bir şey yapıyor. Evet. Onu ben de yaptım. Önceki Bob Langer'la çalıştığımda. Ya ilaç gönderiyorlar veya DBS dediğimiz beyin iğnesi elektrik stimülasyon yapıyorlar. Fakat bu sistemler çalışıyor fakat birçok yan etkisi de var. Biz onun yerine şöyle bir şey yapıyoruz. Aramızda kalsın diyor. Şu an bütün Türkiye kesinlikle aramızda kalacak. Şöyle bir şey yapıyoruz. Biz beyne girip beyni mekanik olarak
stimüle ediyoruz. Yani bu mekanik etkiden herhangi bir kimyasal, herhangi bir elektrik vermeden mekanik etkiyle beynin çalışmayan noktalarını çalıştırmaya çalışıyoruz. Bu yepyeni bir teknoloji. Öğrencilerimle de gurur, I'm proud of you, öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bu çalışmaya biz 5 yıl önce başladık. Ben burada hoca olmaya başladığım zaman başladık. Birçok hoca olmaz 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 bu dedi. Ama şimdi bu yıl onu gerçekleştirdik. Hmm, yaklaşık 2 ay önce gerçek oldu. Adı ne hocam çalışmanın? Çalışmanın adı isimsiz. Şu an ismi yok. Ama ileride duyacaksınız. Ama ismi çok güzel. Türkçe mi? Türkçe sayılır. Muhtemelen C ve D harfleriyle başlıyor. Yok o kadar değil. Evet, ya da K ile. Böyle bir çalışmamız var. Ama bu çalışma aslında şu çalışmanın ana noktasıydı. Bu ilk yaptığımız Bablender ile bugün görüşeceğiniz hoca ile birlikte yaptığımız bir çalışma. Bu maymunlar için yaptık. Oldukça uzun. Evet. İnsanlar için de aynı şekilde. Bu beynin içine gidiyor. Ve buradan kimyasal gönderiyor. Buradan da bir elektrot sistemi evet. var. Şöyle yapmıyoruz. Direkt ilacı yollayıp beyinde neler olduğunu bulmaya çalışmıyoruz. İlacı yolluyoruz ama yollarken nöron potansiyelini de ölçüyoruz. Gereksiz ilaç göndermeyelim. Yani closed loop, kapalı bir sistem olarak düşünün. Evet. İlaç yolluyoruz. İlaç yolladıktan sonra kontrol ediyoruz. Yeterli mi değil mi? Fazla mı az mı? Ona göre tekrar yolluyoruz ve bir şey oluşturuyoruz. Regülasyon sistemi oluşturuyoruz. Bunu da tutmanızı rica ediyorum. Bunu anlamamız ve herkese anlatmak adına bizim aslında grubumuzun ne yaptığını anlatıyor. Bu bir silikon wafer, silikon alt taş. Ve bu gördüğünüz aletleri biz bunun üzerinde clean room'a yani laboratuvara özel kıyafetler girerek yapıyoruz ve mikroskop altında bunları görerek yapıyoruz. Fakat şöyle alayım bunu. Bunu elinizi uzatın lütfen. Bunu elinizin şöyle eğelim. Elinizin bu curvy noktalarına yapıştırmamız, konform etmemiz mümkün değil. Vücudumuz çok yumuşak ve hareketli. Bu da tam tersine çok kalın, kırılgan ve dümdüz. Bu sistemin tam kavramıyor. Evet, tam kavramıyor. Bu sistemin vücudun kıvrımlı olan noktalarıyla kontak haline gelmesi mümkün değil. Yani şöyle düşünelim. Bu bambaşka bir grup, bu bambaşka bir grup. Şey, evet. İki farklı grubu birleştirebilmek için, elinizi değiştiremeyeceğimiz için bunu değiştiriyoruz. Ve bunu değiştirmek için de yaptığımız bütün arayüzü yaptıktan sonra bunun altına gizli bir tabaka yerleştiriyoruz. Ve bu tabakayı bazı malzemelerin içerisinde eritip, bunu burunun üzerinden çekip, tamamen vücutla uyumlu olan polimer yapının üzerine yapıştırıp esneyip gevşetebiliyoruz, yapıştırabiliyoruz. Bununla yürüyebiliyorsunuz, koşabiliyorsunuz. Bunu sütyeninizin bir parçası yapabiliyorsunuz, meme kanserini teşhis edebiliyorsunuz. Bunu iç çamaşırınıza girebiliyorsunuz. İdrar kesenizin dolup dolmadığını anlayabiliyorsunuz. Özellikle stroke geçirmiş hastalar bunu fark edemiyorlar. Veya bunu tişörtünüzün bir parçası yapıyorsunuz koştuğunuz zaman, konuşma yaptığınız zaman, strese girdiğiniz zaman veya mutlu olduğunuz zaman bu tişört, bununla birlikte olan tişört size anlatıyor. Diyor ki, şu an çok konuştun, yeter canım, sıkıldılar diyor mesela. Diyor ki, devam et, çok güzel, herkes çok güzel bir şekilde dinliyor diyor. Bana haber veriyor, vücudumdaki sinyalleri benim farkında olmamı sağlıyor. Bu da böyle bir sistem. Fakat beni insanların en çok tanıdığı sistemden bahsetmek istiyorum. O da bu kalp pili. Bu kalp pili günümüzde kullandığımız pil bu. Evet. Kalbiniz iyi çalışmazsa bunu kalbinizin göğüs kafesinizin altına yerleştiriyorsunuz. Bu çeperli, bu elektronik kısmı da damarlarınızın içerisinden geçip kalbinizin iç tabakasına yerleştiriyorsunuz. Ve bu da bir batarya pil. Kalbiniz iyi çalışmadığı zaman buradan elektrik atması gidiyor. Hı hı. Ritim güzelleştiriyor. Fakat her 6-7 yılda bir bu pili değiştirmek zorunda kalıyor. Biz bunu değiştirip şöyle bir şeye dönüştürdük. Ve bunu da dedeme ithaf ettim. O kendisi, hiç tanımadım kendisini. 28 yaşında vefat etmiş kalp yetmezliği sonucunda. Bunu kalbin üzerine yerleştiriyorsunuz. Ve bu eğilip büküldükçe şuradaki devre
elektrik atması üretiyor ve elektrik atması rectifier'den regüle olup rechargeable, kendini yenileyebilir bateri, pilin üzerine gidiyor. Ve siz nefes alıp verdikçe, kalbiniz attıkça, yürüdükçe elektrik enerjisi üretip tekrar kalp pilinizin şarj olması için kullanabiliyorsunuz. Ve aynı sistemi Türk halısı gibi rotate edip rulo şekline getirip bu dissolvable, eriyebilir kapsülün içine koyabiliyorsunuz. Bunu yutabiliyorsunuz. Karnınızın Fitbit'i gibi düşünün. Hani saatlerimiz var. Onun gibi karnınızda neler olduğunu, neler değiştiğini görebiliyorsunuz. Şimdi ben çok konuştum. Öğrencilerime geçeceğim. proud olduğumuz, en çok gurur duyduğumuz sistemlerden birini anlatacaklar. Ve bir patch yapıyorlar onlar. Ve bunu özellikle bizim coğrafyamızda çok olan bir hastalık bu, meme kanseri. Hı hı. Meme kanserinin erken teşhisi için ve ölüm oranlarını, daha doğrusu survival, yaşama oranını %100 artıracak bir konsept. Aynı zamanda da kanser araştırmaları için harcanan 30 milyar dolar her yıl, 30 milyar doları yarıya indirebilecek bir teknoloji, oldukça impactful. Lin and Daniel, maybe you can first tell who you are, what's okay. your name, where you're from. Hi, how are you? I'm Lin. I'm Lin Zhao. I'm from China. Now I'm the research scientist. I'm at Jana's group. Yeah. Hi, I'm Wen Yadu. I'm a graduate student in Beijing Professor Jana group. Merhaba, ben Zara. MIT'de ikinci sene bilgisayar mühendislik ve biyoloji okuyorum. Yes, well, just give a brief introduction for our recent work for the... Özkan. Malatya. Lara her kış, pardon her yaz köyüne gidiyor. Evet. Köyünde internet olmadığı için bizim grup toplantılarımıza katılmak için şehir merkezine iniyor. Ve oradan bağlanıyoruz. She's amazing. She's really cool. Okay, Lim, maybe you can now tell about the breast cancer and the research that you did. Research is mostly based on for the surface, from surface, conformable electrons for the bell signal, such as the heartbeat and harvesting, such as the pedal sensor for the facial motion mapping, and also for the electro-textile conformance for the large area signal monitoring. So right now we are thinking, so our future vision, so how you can, you know, if we just get signal from the body, so that our movement, the temperature, ECG, EMG, EEG, I think this is not enough. So Jana and I were thinking about, want to propose something, we can put a device from our body, but we can see inside, you know, from outside to inside. So how you can get that, we use the ultrasound technology, but also we can use the wonderful strong tools, so we can, the device from outside, but we can get the information from inside, the deep tissue and organs here. So now, so Coley and I, so another student, and we work for the first, we use the bladder as example to make the large conformable patch and to get the image of the bladder. So we all know that ultrasound has the advantage of the ultrasound technology because there's no radiation and the inspection, and also very important thing is it can be conformable and flexible because comfort and can attach on our skin. So that's why the ultrasound is very highly used for the non-strike monitoring and also the medical image. But current ultrasound probe, you can see, you and I think we all have the experience in the hospital. So it's bulky and large, so you need to scan back and forth. Mm-hmm. So you cannot worry, right? So you need to, and also based on the doctor, you need to scan to see the different angles to get a good image. So based on that, we are seeing Jana and I, we see how we can make it conformable. Make conformable can land on our skin. So if we want to make ultrasound probe, you need to know what's the structure inside. So include four parts. First is the piezoelectric element, which can generate the ultrasound wave. Second is the matching layer. The layer can make sure the ultrasound wave can penetrate to our non-strike monitoring and also the medical image. But current ultrasound probe, you can see, you and I think we all have the experience in the hospital. So it's bulky
and large, so you just scan back and forth. So you cannot write, right? So you need to allow space on the top, so you need to scan to see the different angles to get a good image. So based on that, we are seeing Jala and I will see how we can make it conformable. Make conformable can land on our skin. So if we want to make outside crop, you need to know what's the structure instead. So include four parts. First is the piezoelectric element, which can generate ultrasound wave. Second is the matching layer. The layer can make sure the ultrasound wave can penetrate to our skin. And the backing layer, which is used to hold the materials and reduce the ringing effect. There is the acoustic lens, so that this acoustic lens to make the ultrasound wave can penetrate a long distance, and to penetrate our skin. Now we are thinking how we can make a conformable patch to cover the large area. So we designed this kind of the patch, so you can see something. So it is a stretchable, conformable, and inbound with five different ultrasound arrays. So with each array can generate ultrasound image. So we combine this image together to get image of the our deep organ. So you can feel. So it's stretchable and twisted, and it's, so you can easily to patch on the, our skin. For each array, you can see it here. This includes a face array, includes 64 elements inside. So this is one array. So each array, you can skin, you can put on the skin and to get image. For example, I will show here. Yeah, we just use one array. So put on the commercial phantoms. So you can see, we can get image of the phantom to see the different targets, rare targets and cylinder targets inside. Yeah, so that means we can use a smaller one to replace this bulky one. After this, so we work on the curved phantom. Please. You move it. You okay. Move on. then finally we put on the so we put the patch on our belly and to get the image. For each array can get a patch of the image of the bladder. Then we do the 3D reconstruction and get the full bladder, so we can know the volume of the bladder. So this is our current work. So this will be good for some kids or some old people if they do not have a conscious of their bladder form. So it's a wearable, comfortable ultrasound patch. Bunun özelliklerinden biri de şu, thank you so much. Biz aslında bu çalışmaya meme kanseriyle başladık. Fakat pandemi esnasında bizim yaptığımız research çok kişisel bir research. Ailemizde, arkadaşlarımızda yaşayan problemlere cevap verebilmek için işler yapıyoruz. Ve benden 2 yaş küçük olan kardeşimin böbrek kanserine yakalandığını öğrendim ve bir böbreğini maalesef kaybetti. Sonra biz fark ettik ki, çok sağlıklı bir çocuktu çünkü. Sonra bir fark ettik ki aslında idrara çıkma sıklığı değişiyor. It was a symptom. Ve onu anlayabilmek için dedik ki biz bu meme kanseri için yaptığımız aleti acaba idrarı ölçmek için ve boxer'ın veya giydiğimiz iç çamaşırın bir parçası haline getirebilir miyiz? Ve onu Caner gibi çocuklar giydiklerinde belki de hiç fark etmiyoruz. Günlük yaşadığımız bir şey, ne kadar tuvalete gitme sıklığımızın olduğunu bilmiyoruz. Fakat aslında onun vücudu Caner'le konuşmuş. Ama Caner onu bilememiş ve kimse anlayamamış. Ta ki bir CT çekilene kadar. Ve biz de Caner'e ithafen böyle bir research yaptık. Öğrencilerim de sağ olsunlar çok ilgilendiler. Birazcık böyle pivot yapıp bambaşka bir alana geçtik. Yani alanımızı değiştirdik. Fakat asıl çıkış noktası, when I talk about my brother, you know the story. Asıl çıkış noktası buydu. Bir patch ve bu südyenin içerisine yerleştirilebiliyor ve bunu sonra her gün giydiğiniz bir iç çamaşırı aslında kadınların ve bunu giyiyorsunuz.
Ve özellikle high riskteyseniz hiç physical palpation yapmanıza gerek kalmıyor veya ultrason yapmanıza veya mamografi yapmanıza gerek kalmıyor. Çok acılı bir yöntem. Eminim aramızdaki kadın arkadaşlardan birçoğu mamografi ve ultrasonografi yaptırmak durumunda kalmıştır. İnanılmaz acı verici bir sistem ve de doğru cevap vermesi bazen çoğu zaman mümkün olmuyor. İki mamografi arasında kansere yakalanma olasılığınız %55. Her iki kadından bir tanesi kansere yakalanıyor ve vefat ediyor. Bunun üzerine, bunun önüne geçebilmek için her yıl 1 milyon tane kadın. It's a huge number. Bunun üzerine geçebilmek için bir dediğim gibi evde kullanılabilen bir sistem, vücudun bir iç çamaşırınızın bir parçası, single shot'ta, tek vuruşta, bütün memenin fotoğrafını alabiliyor. Ben mesela high risk bir bireyim ve Türkiye'de ve Amerika'da ultrason yaptırdığımda şöyle oluyor ve aynı insan olmama rağmen sonuçlar tamamen farklı birbirlerinden. Çünkü bu 1950'lerin teknolojisi, hala eski bir sistem. Bunu alıp, bu sert bir şey, az önce anlattığım gibi, kolunuzun, elinizin üzerine yaptığım gibi, bunu memenin yumuşak noktasına bastırıp, kimin ne kadar bastırdığı da çok önemli, operatörün kim olduğu çok önemli ve araya da bir jel kullanmamız gerekiyor. Biz bunların hiçbirini yapmıyoruz, operatöre de bağlı değil. Ve de tek tek bunları böyle gezdirip, imageleri birleştirip, tek bir full sistem resim çektirmek zorunda değiliz. Vücudu tamamen, memeyi tamamen kapsadığı için, tek bir shotta, dişlerinizi fırçalarken ve kahve içerken subsecond içinde, saniyeler altında bütün fotoğrafı alıp, en önemlisi de şu, geleceğim şimdi oraya, fotoğrafı aldık biz bugün, yarın da alıyoruz, ertesi gün de alıyoruz, yılda, her gün bir tane alabiliyoruz ve bir scan $3 daha az zaman oluyor. Starbucks kahvesinden bile daha ucuz. Veres, günümüzde kullandığımız teknoloji $2,000-$3,000. Bir scan yapmak ve arada birçok bilgi kaybediyoruz. Zaten bilgi kaybettiğimiz için de memedeki tumor formation'ını doğru zamanda göremediğimiz için maalesef bireyleri kaybediyoruz. Aslına bakarsanız sadece kadınlar için değil, popülasyonun %50'sini kapsayan bir popülasyona sesleniyoruz. Fakat aslında tüm dünyaya yardımcı olmuş oluyorsunuz. Herkesin bir annesi, herkesin bir sevgilisi, herkesin bir eşi var. Tüm dünyaya çalışma gücü olarak da, emotional support olarak da birçok insana faydalı olabilecek bir sistem. Yeni bir ödül kazandım ben bununla ilgili. MIT şunu fark ediyor. Hala MIT'de bu yüzyılda kadın hocaların şirket kurma oranı teşekkürler. Oranı erkek hocalara göre çok düşük, %20'lerde. Ve MIT bunu fark ediyor. Diyor ki bizim kadın hocalara biraz daha destek olmamız gerekiyor. Ve 9 tane kadın hoca seçtiler. Bunlardan biri de ben oldum. Ve bize 6 ay boyunca eğitim verdiler. MIT Sloan'dan bu akşam aramıza katılacak bir profesör var. Onunla da konuşursunuz. Bilimi nasıl özel sektörle birleştirebiliriz ve bunları nasıl gerçek hayata dönüştürebiliriz diye. Ve bize eğitim verdiler. Ben hep şöyle tanımladım onlara. Ben bir kuşum ama sadece tek kolum var, bilim kolum var, finans kolum veya iş kolum yok, yani kanadım yok, bilmiyorum, onun için uçamıyorum demiştim ve bunların çok hoşuna gitmişti. İki kanadımı da şu an tamamladığımı düşünüyorum. Şimdi hem finansta öğrendiğim şeyler hem de bilimde öğrendiğim şeyleri birleştirip bir şirket kurma fikrim var. Şimdi birkaç yeni hocayla birlikte tekrar çalışmaya başladım. Harika öğrencilerim var. Onlar da şirketin bir parçası olacaklar. Ve hep birlikte umuyoruz ki güzel bir teknolojiyi dünyaya buluşturacağız. Ve çok düşük maliyette. Çok düşük maliyette. Aynen. En güzeli bu. Düşük maliyette olmasının da şöyle bir şey. Hep böyle diyorlar. Bilim dünyasına demokratikleşme. Herkese şu an mesela bunu ben alabilirim. Size de belki hediye edebilirim sizi tanıdığım için. Veya Mert eşine de alabilir finansal gücü olduğu için. Fakat Afrika'da veya evet, Türkiye'de veya bambaşka bir ülkede bunu satın alamayacak bir kadın olabilir. Milyonlar.
milyonlar, aynen, yılda 11 milyon, 15 milyon kadının hayatını kurtarmayı planlıyoruz bu teknolojiyle. Eğer öyle olursa, yani demokratikleşmeye gidersek, özellikle bu teknoloji adına, büyük bir çığır açacağını düşünüyoruz. Ve büyük dataya ulaşacağımız için de o datanın çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Şu an 267 tane meme kanseri ilacı var. Fakat biz bu ilaçların sizin üzerinize veya senin hanım üzerinden ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz. Yemek yeme sistemimiz farklı, uyku düzenimiz farklı, yaşlarımız apparently farklı. Fakat hepimize aynı ilaçlar veriliyor. What if you have a technology which can be equal to everyone? Sizin bilginizi alacağız, sizin bilginizi, annemin, benim, kendimin, öğrencilerimin. And we'll do something which is unique for every individual gibi bir sistem. Ben yoksullarla çalışıyorum, yoksul ailelerle, yoksul kadınlarla. Mesela bir şey o kadar önemli ki, mesela kanser, özellikle yoksul kadınlar, bir sürü şey söylüyor doktor ama erişemiyorlar yani. Evet. Bu gıda olabilir, oturduğu ev olabilir, evet, nefes aldığı şey olabilir. Evet, evet. Çok kesinlikle doğru. Şu an hastanelerde kullanılır mı? Şu an hastalar üzerinde denemeye başladık. İlk hasta benim. Benden sonra da birkaç hastamız daha var. Onların üzerinde de deneyeceğiz. Sonra da hasta olmayan insanlar üzerinde deneyeceğiz. Farklılıkları bulabilmek için. Daha sonra da birazcık mass production yapabilirsek, yani daha çok production yapabilirsek, büyük popülasyonlar üzerinde deneyip zaten FDA'den approval almamız gerekiyor. FDA approval'ından sonra da patentlerimiz de var. Üretim, sonra da dünyaya açılım. Kitle üretimine dönüşecek sonra. Efendim? Kitle üretimine dönüşecek, evet, sonra. Evet, kesinlikle, evet. Yani bütün hayal o yönde. Bugün Murat'la yürürken evden sizin otele doğru gelirken Koch Institute'e bugün uğrayacağız. Bob Langer'ın fotoğrafını çekmişler. Elinin içine şey yazmış. Dream big dreams. Büyük hayaller kurun. Bu da bizim büyük hayallerimizden biri ama hayal değil artık, elinizde tutabiliyorsunuz, evet, görebiliyorsunuz. Peki hocam, bu deneme aşamalarından geçtikten sonra bu üretim aşamasına geçmede bir sınırlama olabiliyor mu? Yani mesela siz bunu Türkiye'de, ben bir şirket kurup Türkiye'de üreteceğim diyebilir misiniz? Yoksa yani burada bir onunla ilgili bir kısıt var mı? Yani, Güzel bir soru. MIT Media Lab'ın en güzel özelliklerinden biri de biz burada hoca olduğumuz için, MIT'den biraz daha farklı. Patentler tamamen yazan kişiye ait oluyor. Ben ve Lynn, we are the patent owners. We wrote it together. Lynn de bana çok yardımcı oldu, sağ olsun. Lynn, thank you so much. I'm complimenting you. biz şirketimizi burada kurduktan sonra şirketimizin ayağı herhangi bir ülkede de olabilir. Türkiye neden olmasın? Yani belki de ikinci yani yüzyılda. Bunu Amerika'nın imkanlarıyla geliştirdiniz, burada yapacaksınız diye bir şey yok, yok yani. Hayır, her yerde yapabilirsiniz. Her yerden destek alabilirsiniz. Bilim evrensel. Evet, bilim evrensel. Kesinlikle bilim evrensel. Düşünüyor musunuz taşımayı Türkiye'ye? Uygun bir ortam olduğu sürece neden olmasın? Hatta çok da gurur duyarım. Belki Türkiye'nin... Kemal Bey o konuda bir güvence verir. İktidara geldiğimiz zaman biz şu imkanları vereceğiz şeklinde. O zaman düşünürsünüz. Şöyle söyleyeyim. Hocamın hiçbir endişesi olmasın. Şöyle söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde henüz bir biyomedikal aletimiz yok. Yani, İkinci yüzyılda neden olmasın? Çok güzel burada. Sadece ben değil, birçok bilim insanı var. Harika işler yapan muhteşem kişiler var. Bugün bir kısmıyla tanışacaksınız, zaman kısıtlı olduğu için, ama eminim birçok bilim insanı ki mesajlarla atıyorlar. Sizlerle tanışmak, evet, için can atıyorlar. Kemal Bey çok güzel söyledi. Bilim evrensel, aynı zamanda bilim özgürlüğü sever. Güvenceyi de sever. Evet. Öyle bir ortam olduğu zaman her, evet, zaman iki temel sorunumuz var. Evet. Herkese özgürlük ve güvence. Bilimin yanında olan, bilimle kalbe atan ve bilime yüzünü dönen herkese kapımız açık ve çalışmaya varız. Biliyor musunuz, fikalade derken neyi kastediyorsunuz? Yani yaptığımız bir biyomedikal aletimiz. Türkiye'de yapılmış, bizim topraklarımızdan çıkan veya bizim insanlarımızın Türkiye'de yaptığı herhangi bir bilimsel... Bizim insanlarımız derken Amerika'yı mı, Türkiye'nin kendi Cumhuriyeti, Türkiye'deki üretimi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Herhangi biri olabilir. Sağlıkla ilgili bütün sanayi ürünleri biyomedikal. Biyomedikal, evet. Yani vücutla
uygunluğu olan, vücudu test eden, onaylayan herhangi bir sistemden bahsediyorum. Maalesef tabii medikal dışında da yani genel anlamda teknoloji üreten bir ülke değiliz. Biz teknolojiyi tüketiyoruz. Öyle. Cep telefonu en çok kullanılan, tüketilen cihazlar var mesela. İnşallah bizim ülkemizde üretildiğini, bizim de böyle patentli üretimler yaptığımızı, dünyaya sattığımızı, insanlığa faydalı olduğumuzu millet olarak görürüz. Göreceğiz. Hocalarımız sayesinde. Göreceğiz. Ben Türkiye'ye çok sık geliyorum ve oradaki öğrencilerle çok sık buluşuyorum. Ve potansiyellerinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Olmaması için hiçbir neden göremiyorum. Zaten onun kanıtı sizsiniz hocam. Yani Türkiye'de okuyup orada temel eğitiminizi alıp buraya geldiğinize göre demek ki başka Lara da var. Evet, Lara da var. Genç bir kanıtımız da var. Evet, evet. Ne güzel, ne güzel. Lara Amerikalı. Ama nasıl Amerika'da? Burada doğmuş, büyümüş. İkinci jenerasyon. Malatyalı diyelim. Bizim çocuğumuz ya, bizim çocuğumuz. Canım tamam, Malatyalı bir şey demedik. Lara bugün, Lara biz Cuma günü çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Lara bugün çok güzel sorular soracak. Burada doğmuş, büyümüş ama Türkiye ile bağını koparmamış bir birey olarak Türkiye'yi nasıl gördüğünü, Amerika'yı nasıl gördüğünü ve iki dünyayı nasıl birleştirdiğini anlatacak. Bence çok güzel bir söyleşi olacak. Şimdi zamanımıza hemen kısaca şimdi bir bakalım. Şimdi cep telefonu ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Yani iyiyiz. Gideceğiz 10 bin dolar. Yeah, it's all good. Cep telefonu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. 1995 yılında cep telefonları dünyaya yayıldı, yayılmaya başladığı zaman Aselsan cep telefonu üretti. Ve bu da Türkiye, hatta iki versiyon üretti ve Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Daha sonra Aselsan bunun üretimini durdurdu. Bütün mesele vizyon meselesi. Siz bir ürettiğiniz cep telefonunu sadece Türkiye değil, dünya çapında bir alete, bir cihaza dönüştürme vizyonunuz varsa bunu yaparsınız. Fakat Aselsan'ın arkasında hiçbir destek olmadı. Daha doğrusu Aselsan bu konuda karar vermedi. Tam tersine o telefonu iptal yoluna gitti. Yoksa bugün Türkiye herkes yahut da %50'si cep telefonu kullanıyor olabilirdi. Güzel bir örnek. Evet, edeceğiz şimdi. Biraz power toplamış olayım. Şimdi bunu spesifik olarak hem kendim için hem sizin için yaptım. Birazcık dinlenmekte fayda var çünkü bundan sonra çok yoğun bir sürecimiz olacak. Sizin açınızdan da. Bu arada herkes mesaj yazıyor. Herkes çok güzel. Aramızda tweet yapan da oldu bilmiyorum. Serhan var, küçük öğrenci. Şimdi hızlıca bu ödül aldığım ve meme kanserini anlatan projenin üzerinden görsellerle hızlı bir şekilde gidip birazcık daha... ben bu sunumu İngilizce yaptım fakat Türkçe yapmaya çalışacağım. Bu arada, this is David, my lab manager and research specialist. He is one of the core members of my group. And he's from Afghanistan. Pleasure meeting you. Is he David? David. Davut. Davut. David, you may want to say nasılsın. Nasılsın. He's really communicating well with my parents when they are here. Okay, let's start. Bu sadece 10 dakikalık bir konuşma. Sonra da dinlenmek iyi olur. Ömer Beyler de bana kızmasın. Şimdi bu fotoğrafta gördüğünüz benim teyzem. İsmi Fatma. 49 yaşında bir fotoğrafta. Amsterdam'da yaşıyor. Oldukça mutlu. Gelecek için çok umutlu. 4 tane çocuğu var. Gayet keyifli, güzel, kendine bakan bir kadın. Ve burada da 49.5 yaşında. Sadece 6 ay sonra çekilmiş bir fotoğraf. Üzgün, çok hasta ve geleceğe karşı umutları çok azalmış bir vaziyette. Sadece onun için değil, hepimiz için öyle. Hepimiz çok üzgünüz ailece burada. Ve teyzem mamografi yaptırdığı halde iki mamografi arasında interval negative, interval cancer denilen bir kansere yakalandı. Ve sadece bu fotoğraftan sonra 4 ay yaşayabildi. Yani 50'ye ulaşmadan maalesef vefat etti. Teşekkürler. Fakat bu problem sadece teyzem için değil, Amerika'da büyük, dünyada büyük bir problem. 4
yani birçok kanserin toplamından bile daha fazla meme kanseri. Oldukça fazla ve bir problem ve dramatik olarak her 8 kadından bir tanesi hayatı boyunca kansere yakalanıyor. Yani bu çok büyük bir problem. Herkesin bildiği çok çok büyük bir problem. Ve kadınlar kansere yakalandıklarında aynı teyzem gibi %40'ı neredeyse yarısı zaten son aşamada oluyor. Yani ölmeye yakın survival etme problemleri, olasılıkları çok az. Teşhis geç yapılıyor. Teşhis geç yapılıyor. Ve survival oranları, en son stage'deki survival oranları sadece 20, 22. Fakat hayal edin, Bubble Emmer'in dediği gibi, big dream, big dreams. Hayal edin öyle bir teknoloji olacak ki, bu teknoloji survival rate'ini, oranını %98'e çıkaracak. We do it. We are EcoTouch. Bizim ismimiz EcoTouch. Biz insanların hayatına dokunuyoruz yaptığımız aletlerle. Ve misyonumuz da zararsız, güvenilir ultrasound bilimini giyilebilir yeni bir sütyen haline getirmek. Ultrasound sütyeni haline getirmek. Ve bizim ürünümüz de bu. Ürünümüz şu. Doktora gitmek durumunda değilsiniz. Evde kalabiliyorsunuz. Bilmiyorum, Cologuard sistemini duydunuz mu? Cologuard Amerika'da yeni çıkmış bir sistem. Sadece bir dışkı örneği alıp bir vial içine koyup siz şirkete gönderiyorsunuz ve şirket onu inceliyor ve kolon kanserine yakalanma olasılığınızı olup olmadığını söylüyor. Eğer oranınız varsa, yüksekse gidip kolonoskopi yapmanızı öneriyor. Yani blindly you don't need to go and have a colonoscopy. Bizim yapmak istediğimiz de birazcık ona benziyor. Aslında pandemiden sonra yeni bir dünyaya giriş yaptık. Artık tıp bizim hayal ettiğimizden bambaşka bir tıp olmaya başladı. Tıp artık evde, yani hani Uber nasıl taksileri olmadan herkesi taşıyabiliyor? GrabUp nasıl restoran olmadan herkesi doyurabiliyor? Yeni yeni app'ler oluştu. Biz de hastanelerimiz olmadığı halde hastaneleri eve getiriyoruz. Sütyeni takıyorsunuz, bilgisayarınıza dataları yolluyorsunuz, datalar cloud'a gidiyor, cloud'da işleniyor ve doktorunuza işlenmiş rapor gönderiliyor. Ve siz bu rapor sonucunda neyin, ne tür bir probleminiz olup olmadığını anlıyorsunuz. Birçok avantajımız var. Bizim sütyenimiz herhangi bir operatöre ihtiyaç duymuyor. Tamamen time efficient, zaman hızlı, yani bayağı hızlı. Ve $2,250 ödemek yerine $3'dan bile daha az istediğiniz zaman ölçebiliyorsunuz evinizde ne problem olduğunu. On top of all, eminim kadınlar daha associated edecektir veya eşleri mamografi olmuş insanlar. Eşinizin, yanınızdaki insanın kafası rahat ediyor. Peace of mind diyorlar bunda. Okay, everything is good with my friend. There is no problem deyip yollarına devam edebiliyor. Peki hocam, bu uzaktan tedavi süreçlerinde internet dışında herhangi bir teknoloji ihtiyacınız oluyor mu? Yoksa yani yeterli mi? Yeterli. Herhangi başka bir şeye ihtiyaç yok. Evet. Bu patch nasıl çalıştığını gösteriyor burada. Farklı ereylerimiz var. Ereylerimiz flexible, esnek kablolarla bir polimer taban üzerine yapışır. Polimer taban üzerinden de sütyene yapıştır.